Düşün ey insan düşün. Evvela bu dünyadaki tek haysiyetinin düşünmek olduğunu düşün. Takdir edersiniz ki haysiyetimizin inşasında en prensip, en temel ve öncelikli eylem düşünmektir. Yine takdir buyurursunuz ki Rabbül Alemin düşünme yetisini kaybedenlere imandan sual etmiyor. Evvela yapacağımız şey haysiyetimizi inşa eden eylemin düşünmek olduğunu düşünmek. Peki ya sonra? Düşün ey insan. Dünyada neyi aradığını düşün. Büyüklerimizin çok meşhur ve harika bir cümlesi vardır. Neyi arıyorsan osun sen. Eğer parayı arıyorsan paranın kıyafetini giyersin, paranın gözüyle görmeye, paranın kulağıyla işitmeye başlarsın. İlmi arıyorsan ilmin kıyafetini giyersin ve onun gözüyle görmeye, onun kulağıyla işitmeye başlarsın. Eğer Allah'ı arıyorsan ki bu piramidin en yüksek taşıdır, her şeyde Allah'ı görmeye ve her şeyde Allah'ı bulmaya başlarsın. Düşün ey insan. Peki ya sonra? Yapman gerekirken yapmadıklarını, susman gerekirken söylediklerini, söylemen gerekirken söylemediklerini düşün. Düşün. Dünyayı ben kurtaracağım değil mi? Sen tohum saç, bitmezse toprak utansın demişler. Sen hele bir mızrağını fırlat, hedefe varmayan mızrak utansın demişler. Hey gidi köylan, koşmana bak sen. Sen koşmana bak, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Ustada kalmışsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Düşün ey insan, düşün. Evvela bu dünyadaki tek haysiyetinin düşünmek olduğunu düşün. Gazi şehrimizin gazi evlatları, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Ramazan Söyleşileri programındayız. Ramazan-ı Mübarek'in 18. günündeyiz. Birden gözümüzü kapadık, açtık, 18. gününe vardık. Yine iftardan önceki şu zaman dilimini biraz Allah'a yaklaşmak için kendimize sebep eylemeye niyetliyiz. Biraz müzikle, biraz hasbihalle muhabbet edeceğiz inşallah. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Üniversitemizin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür hocamız bizimle beraber muhabbetimize başlayacağız birazdan. Ama her zaman yaptığımız gibi programımızın rutini haline gelen bir ilahiyle başlıyoruz programımıza. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus senin
lütfeyle cemalin göster. Cemalini gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Cemalini gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Fatih Hocam, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Var olasın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Kale Burcu'nda Ramazan Söyleşileri programındasınız. Bugün çok değerli bir konuğum var. GAÜN Rektörü, Gaziantep Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Ali Gür Hocamız bizimle beraber. Hemen dönüp bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş hocam, bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sizler de iyisiniz umarım. Var olun hocam. Çok teşekkürler. Manzaramızı nasıl buldunuz hocam? Harika. Kale dibinin de tam böyle kutsal mekan gibi caminin altında. Harika bir yer burası. Müzelerin ortasında. Var olun hocam. Allah razı olsun. Hocam, muhabbetimize başlamadan önce dünkü sorumuza doğru cevap veren arkadaşlarımıza kitap hediye ettiğimiz arkadaşlara açıklayayım. Muhabbetimiz bölünmesin inşallah, olur mu? Olur. Müsaade ederseniz. Evet arkadaşlar, dün anneler günüydü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin de ölüm yıl dönümüydü dün. Bu yüzden arkadaşlarımız düşünmüşler. Demişler ki dün kitap kazanan arkadaşlarımıza Müsned-i Ayşe kitabını verelim. Müsned-i Ayşe kitabını kazanan izleyicilerimiz şunlar: Sinem, Nursel Toprak, Kenar Süsü, Esma YLD, Mustafa Deniz, Resul İkinci, Sükunet, Ceren Emre ve Mustafa Bozgeyik. Anne ile ilgili ayet ve hadis yazan arkadaşlarımız da Nazenin, Uğur Deniz, Oğuz Kağan ve Fatma Betül Ertaş diyelim. Bugünkü sorumuz da şu: Gaziantep Üniversitesi hangi tarihte bağımsız bir üniversite olarak kurulmuştur diyoruz. Arkadaşlarımız soruyu zaten canlı yayının altına yazacaklar. Cevaplarınızı da canlı yayının altına verebilirsiniz diyelim. Bugünkü canlı yayını RT yapan arkadaşlarımız, paylaşan arkadaşlarımız arasından da Rum Kale turu hediyemiz olacak değerli arkadaşlar. Ayrıca şunları da duyuralım. 06-20 Mayıs arasında belediyemizin açtığı bir ilahi okuma yarışması mevcuttu. 16 yaş üzeri. Ödül olarak bir dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye 1000 lira hediye çeki veriliyor arkadaşlar. Parmağımla tuttum. Bu yarışmaya da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Kal web sitesinden ulaşabilirsiniz diyelim. Ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Bu da 15 yaş üzeri ne açık olan bir yarışma. 11-30 Mayıs arasından yine aynı yerden Evde Kal web sitesinden katılabilirsiniz. 5000 lira, ikinciye 4000 lira, üçüncüye 3000 lira ve 7 kişiye mansiyon ödülü olarak 500 lira ödülümüz var diyelim. Katılımlarınızı bekliyoruz. Şiddetle katılımlarınızı bekliyoruz diyelim ve hocama tekrar döneyim. Hocam, benim hususen merak ettiğim bir şey var. Şimdi bir akademisyenin gelebileceği en zirve noktadasınız. Evet. Bir üniversitenin rektörüsünüz. Ama buna rağmen tarih okumuşsunuz ve şu an tarihte doktora yapıyorsunuz. Evet. Neden hocam? Derdiniz nedir? Şimdi bu konuyla alakalı. Birincisi, her ne kadar tıp hekimi olsam da, tıbbı tercih etsem de ben İmam Hatip mezunuyum. O dönemlerde sosyal alana çok büyük ilgim vardı. Benim tercihim daha ziyade sosyal alanlarda. Ancak erken yaşlarda, lise 1'de
rahmetlik annemi kaybedince demek ki o bende bir ukde olmuş. Kan kanserinden kaybetmiştik o zaman. Orada benim tıbba biraz daha demek yönelimim olmuş. Ama mazimizde olan, o ruhumuzda olan tarih bilincini kaybetmemişiz. Ve nihayetinde o küllenmiş olan tarih duygusu, tarih öğrenme, tarih aşinalığı yeniden küllerinden doğdu. Ve rektör olmama rağmen tekrar tarihi zaten seviyordum, okuyordum. Bunun üzerine bazı araştırmalar da yapıyordum. Madem öyleyse bunu şey yapalım, en azından mektepli olarak bizzat okulunu da okuyalım. Arkasından bittikten sonra lisans eğitimi tarihte dedik ki neden bir alanda uzmanlaşmayalım? Çünkü ben biraz daha İslam tarihi ve Orta Çağ tarihini çok severek okuyorum. Evet. Onun üzerine araştırmaları yapıyorum. Bunun üzerine de arkadaşlarla istişare ettikten sonra tarihte doktora yapmaya da karar verdik. Ve bu şekilde tarihte doktoraya başladık. Maşallah. Tepkisi ne oldu hocam bu tarih bölümündeki akademisyen şimdi hocalarımızın, ailenizin? Uzun yıllardır onlarla tarih sahnesinde sürekli tarihi tartışmalar ve konuşmalar yaptığım için benim tarihle olan ilişkimi biliyor. Hatta eskiden diyorlardı, hocam yani sen şu anda senin anlattığın bu konuları, aşina olduğun bu meseleleri tarihte uzmanlaşmış olan birçok arkadaşımız bile bilmiyor. Sen niye bu kadar ilgilisin? O zaman sen en iyisi gel bizimle beraber çalış da hiç değilse bunu birlikte götürelim diyorlardı. Onların da bir noktada istişare neticesinde sözlerini yerine getirmiş oldum ben. Eyvallah, var olun hocam. Sağ ol. Hocam takdir edersiniz ki Ramazan programındayız. Evet. Ben yine hususi bir soru sormak tabii istiyorum ki size. İlk orucunuzu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. İlkokul 2. sınıftaydım. İlk orucum o zaman. Yalnız ben 5 yaşında ilk öğretime başladığım için 6,5 yaşlarındayım. Hı hı. Yani o dönemde orucum şeydi. Hatta ondan öncesinde yarım yarım oruç tutma vardır. Hani biz de çocukları alıştırmak için yarım yarım, bir rahmetlik annem şey yapardı. Yarım yarım oruçlarımızı ölene kadar tutturup onu birleştiriyorum derdi. Bizi böyle alıştırırdı. Ama ben şunu biliyorum. 7 yaşımdan itibaren hiç orucu bırakmadan o şekilde devam ettim. Tabii ki bunda biraz da ailemin de etkisi var. Babam imamlık yapardı. 6 kardeştik. Dolayısıyla cami onunla beraber gider gelirdik. Çocukluğumuz hep öyle geçmişti. Evet. Ve o aurada, o ortamda da büyüdüğümüz için küçük yaştan itibaren oruca başlamıştık ve 6,5 yaşından itibaren ki o dönemi iyi hatırlıyorum. Korkunç sıcaklar vardı. Evet. Ağustos'un ortası. Böyle susuzluktan kavruluyorduk ama çocuk aklı o zaman Allah dayanma gücü veriyordu demek ki ve tuttuk o zamanlar. Evet. Peki Ramazan sizin için ne ifade ediyor hocam? Ramazan benim için aslına bakarsanız tam bir arınma dönemi. Hı hı. Kendi nefsini, tekrar nefsine geri dönüş yapıp nefsini anlama ve nefsin tezkiye dediğimiz temizlenmesi dönemi. Toplumdaki insanlara bakarak onların çektikleri bazı sıkıntıları bizzat yaşama dönemi. Yani toplumsal olayları yeniden kendi ruhunda hissedip onlara el uzatma ve aynı zamanda müminin yapması gereken o yardımlaşma duygusunun ruhunda hissederek yansıması. Evet. Peki o Sayın Hocam, bize çocukluğunuzun Ramazan'ından biraz daha bahseder misiniz? Yani şu anki bulduğumuz bereket, bolluk takdir edersiniz ki bir 20, 30, 40 yıl önce yoktu yani. Nerede? Kıtlık, kahatlık dönemleriydi. Bize bahseder misiniz biraz şimdi o dönemler dediğiniz gibi tabii ki benim 70 doğumluyum ben. Yani hı, benim bahsettiğim tarihler 76-77 yıllar yani. Evet, evet. Dolayısıyla Türkiye belli bir şeyden sonra uzun yıllar ekonomik krizler derken daha ziyade babalarımız, dedelerimiz, büyük ninelerimiz iktisatla yaşamayı öğrenmişler. Niye? Çünkü savaşlardan çıktıkları dönemlerde ekonomik krizler yaşamışlar. Türkiye gerçekten ekonomik sıkıntıları olan bir ülke. Karnelerle ekmekler veriliyor. Evet. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Küçüktüm o dönemlerde. Yani bu da 77 yıllarıdır. Evet. Çocuğum tüp sırasına gitmiştim. Evet. Yani sırayı şey yapayım diye. O zaman tabii ki sıra bana yaklaşmıştı. Hiç unutmam onu da. Hatıramdır. Ondan sonra kuyruğun sırada tüp alabilmek için uğraşırken küçük tüp. O ara tam bana sıra yaklaşmış ki birisi bana bir tokat çekti. Ondan sonra beni sıradan attı. O zaman çok üzülmüştüm. Çok ağlamıştım. Ama bunu yaşadık o dönemlerde biz. Evet. Maalesef. İşte, yani o Ramazan dönemlerinde o yokluk, o sıkıntılarda kalabalık bir aileyiz. Sadece işte babamın. Kaç kardeşsiniz hocam? 6 kardeştik. Maşallah. 6 erkek kardeş. Dolayısıyla daha da zor. Tabii ki o dönemlerde anne için elektrik. Anne için yani ama o dönemlerin o ruhu, o dönemlerin o samimiyeti, birliktelikleri şu anda yok.
Çünkü o dönem zorluklarla elde edilen imkanlar, bu yiyecek olabilir, giyecek olabilir, sosyal imkanlar olabilir. Zor elde ettiğimiz için kıymeti çok büyüktü. Evet. Şu anda ise çok kolay kazanılıyor. Gençlerimiz, çocukların başta olmak üzere kolay kazandıkları için de kıymetinin farkında değiller ve çok da kolay kazandıklarını çabuk da kaybediyorlar. Kaybetmek onlara da ağır gelmiyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bolluk bir taraftan rahmettir ama aynı zamanda da şükredilmezse insanın da elinden alınacağı kadar da şükürsüzlükten kaynaklı olarak maalesef kötüye doğru da gidiyor. Gençlerimiz evet. İşin kıymetini bilmiyorlar. Şükredilmezse onu öldüren bir hançer de olabilir. Aynen. Değil mi Nimet Hocam? Yani şükrederseniz nimet, şükretmezseniz nikmet dediğimiz şey olur. Evet. İnsanın canına yapışır o. Evet. Peki kıymetli hocam, unutamadığınız bir bayram sabahı var mı çocukluğunuzda? Var. Şimdi şöyle tabii ki o zaman dedim ya sonuçta yani orta halli hatta kalabalık bir aile olduğumuz için bir eve bir maaş giriyor imam maaşı olarak. O dönemde bayramlar biz özlemle beklerdik. Evet. Özellikle genç neslimizi, gençlerimizi kendi çocuklarına dahil olmak üzere iyi dinlemelerini istiyoruz. O dönemde bayramlar iple çekilirdi. Neden? Çünkü zaten bayramın dışında çok fazla giyecek tarzında veya bir hediye mahiyetinde bir şey pek alınamazdı. Bayramlar o yüzden dört gözle beklenirdi. Ben de iyi hatırlıyorum. O zaman ilkokul 5'te falandım yanlış hatırlamıyorsam. 5'te evet. Babam bana bir şey almıştı. O zaman iskarpin kondura dediğimiz şey var. Yani o bana o kadar büyük bir hediye olmuştu ki. Yani çünkü o zamana kadar giymemişim öyle bir ayakkabı. Evet. O ayakkabı bayram vesilesiyle alındığı zaman ki yani bayramın sabahına kadar dokunamazsınız hediyeye. Bayram sabahı namazdan sonra annenizin babanızın elini öpersiniz. Onlar sizi kucaklarlar, öperler. Sonra aldıkları hediyeyi size giydirirler. Siz de mutlu mutlu hemen direkt olarak orada o anda kalmazsanız sokağa koşarsınız. Niye? Çünkü arkadaşlarınızla paylaşacaksınız hediyenizi. Evet. Ya bunu ben hiç unutamam. Biz de sürekli şu an yeni eşyalar aldığımız için hiç bayramda yeni bir eşya almanın kıymetini bilemiyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Eskiden karneler dört gözle beklenirdi. Niye? Çünkü karnede notunuzun ne olduğunu bilmiyordunuz. Evet. Karnede geçip kaldınız belli oluyordu. Veya sınıftaki dereceniz, teşekkür, takdir alın. Şu anda hiç öyle bir durum yok. Karneyi özlemle bekleyen bir çocuk var mı? Evet. Niye? Çünkü online sistemde zaten bütün notlarını daha önceden görebiliyor. Elinde her şey hazır olunca ben buna şey diyorum. Fast food denilen şey, yiyecekler fast food, okumalar fast food internet üzerinden. Ondan sonra hatta ilişkiler fast food. Çağımız. Arkadaşlıklar fast food. Böylesi bir ortam içerisinde bütün ilişkiler de fast food olduğu için dostluklar da kadim olmuyor. Evet. Çok çabuk dostlarımızı harcayabiliyoruz. Onlardan çok çabuk vazgeçebiliyoruz. Hatta gençlere diyorum, sizin aşklarınız bile fast food. Evet. O yüzden tarihteki Leyla Mecnun'u siz Aslı ile Kerem'i anlayamıyorsunuz. Anlayamazsınız da niye? Çünkü onların yaşadığı o vuslat bekleme anını siz hiçbir zaman yaşamadınız. Evet. Hocam modern çağın en büyük hastalıklarından birisi maalesef. Bu değil mi? Öyle. Bir insanı diğer bir insanın seçeneği olarak görmek. Bir varlığı diğer bir varlığın seçeneği olarak görmek. Evet. Peki kıymetli hocam, sizin tahsil etmeni yapmanıza, eğitim yoluna girmenize vesile olan neydi? Hani anneniz babanızın bu tutumla karşılığı neydi? Sizi nasıl yönlendiriyorlardı? Yani bu konuda rahmetlik annemin çok fazla şeyi vardı bende. Allah rahmet eylesin. İzi vardır. Şimdi şöyle düşünün. Yani rahmetlik annem babamın imamlık vesilesiyle köyden gelmişiz. Ben 4 yaşlarında falandım. Köyden geldik Elazığ'ın Maden ilçesine. Orada yani annem, rahmetlik annem 38 yaşında vefat etti. 35 yaşında hem okuma yazmayı öğrendi Türkçe hem de Kur'an-ı Kerim. Hay maşallah. Okudu, öğrendi. Ve onun o azmi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmekle birlikte etrafındaki kadın ve kızlara da ders veriyordu. Şimdi bak hem kendisi öğrendi hem arkasından da etrafına ders vermeye başladı. Rahmetlik annemin o konuda bende çok büyük bir izi vardır. Onun geç yaşına rağmen hayattan hiç kopmaması ve kendini geliştirmek için Türkçe okuma yazmayı öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'i birlikte okuma yazmayı öğrenmesi, yazmayı değil de okumayı öğrenmesi Kur'an-ı Kerim'de. Bu bende çok büyük bir iz bıraktı ve annem derdi zaten hep, yani sen okuyacaksın.
Evet. Okuyacaksın. Sen bize sahip çıkacaksın diyordu. Yani gerçi hayatında ona çok fazla şey veremedik. O hep bize verdi ama dualarımızda onun hakkında vereceğimiz hayırlarla onu yad ediyoruz her Anne zaman. Anne duası da tutmuş hocam. Kesinlikle tuttu. Elhamdülillah. Yani ben şunu diyorum. Hayatımda Allah'a çok şükür Allah beni hep korudu, kolladı. Muhafaza etti. Ve ben bunu da şeye bağlıyorum. Annemin duasına bağlıyorum. Annem çok dua ederdi bana. Ve ben hala bunu diyorum. Yani o kadar çok badireleri de atlattık ki. Evet, ama hepsinden evet, de Allah korudu ve kurtulduk. Bunda da annemin duasını ben çok önemsiyorum. Var olsun. Allah rahmet etsin bir kere daha bu vesileyle. Kıymetli hocam, iyi dileklerini iletenler var sizlere sosyal medyadan. Sağ olsunlar. GASKİ Genel Müdürümüz Hüseyin Sönmezler, Rektör Hocam'a ve tüm ekibe selamlar demiş. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diyenler var. Peki, kağıtlarımız da uçuşuyor, rüzgarımız var. Hocam malum pandemi sürecindeyiz. Evet. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. Eyvallah. Kesinlikle. Gaziantep Üniversitesi'nin bu pandemi sürecine katkısı neydi? Hatta bir iki soruyu birleştirip sorayım size. Şimdi bir salgın yaşıyoruz ve malum bu salgından sonra diyorlar ki tarihin akışı değişecek, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Madem siz de zaten tarihte uzmanlaşıyorsunuz. Tarihteki yaşanmış salgınlar neticesinde tarihin akışı değişti mi? Bu salgınlar tarihi etkiledi mi? İki soruyu birleştirip sorayım size hocam. Buyurun. Şimdi önce son sorudan başlayayım o zaman. Peki. Yani salgınların tarihteki siyasal, sosyolojik, ekonomik ve aynı zamanda dönüşümdeki etkileri var mı? Evet var. Şimdi salgın denilince insanlar şu anda biz büyük bir şok dönemi yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bugünkü salgın hiçbir şey. Evet. Niye hiçbir şey olduğunu söyleyeceğim. Bugün mesela yani dünkü verilere bakarsak yaklaşık olarak 4 milyon civarı insan enfekte oldu. Yani virüsle bulaştı. Evet. Yaklaşık 300 bine yakın da ölüm var dünyada. Şimdi Türkiye bu konuda dünyaya göre çok iyi. Gaziantep de Türkiye'ye göre iyi. Ancak son zamanlarda Gaziantep'te biraz tedbirsizlikler artmaya başladı ki biraz önce gelirken çarşıdan da geçerken arabayla gördüm. Maalesef insanlar bu işin farkında değiller. Atlattık veya şöyle oldu, böyle oldu, hep böyle mi gidecek diyerek maalesef tedbiri bırakıyorlar. Evet. O yüzden de sosyal mesafeye dikkat etmedikleri için benim endişem Türkiye normalleşip ciddi oranda vakalar azalırken Gaziantep'te vakaların artmasıdır. O yüzden şu ana kadar iyi giden bir Gaziantep'i gelin el birliğiyle tedbirlere dikkat edelim de kötüleştirmeyelim. Tedbiri bırakmayalım. Geçen kesinlikle. Valimizin bir tweet'i vardı yine. Aynen. İftar sofralarına gidiyoruz. Gitmeyin yani, Allah aşkına. Gidilmesin. Yani. Gidilmemesi lazım. Evet. İşte şimdi buna baktığımızda aslına bakarsanız bu süreç bizi çok korkutuyor. Korkmamız da lazım. Ancak tarihte o kadar büyük salgınlar olmuş ki birkaç tanesini söylediğimde dinleyicilerimiz anlayacaklardır. Yani şöyle düşünelim, salgınlar bugün mü başladı? İnsanoğlu var olduğu müddetçe var. Mesela en basitinden ben size bir basit örnek vereyim. Sümerler, Mezopotamya medeniyetlerinden birisi olarak Gılgamış Destanı. Evet. Orada aynen tablette şu yazıyor Akatça'da. Deniliyor ki, tufan geleceğine veba gelseydi. Bakın, tufan olacağına veba olsaydı deniliyor. Bak biliniyor. Yine yaklaşık olarak milattan önce binli yıllarda hatta 1200'lü yıllarda Hititler mesela Hitit kralı vebaya yakalanıyor, ölüyor, savaşı kaybediyorlar ve imparatorluğun kaderi değişiyor. Bir imparatorluğun kaderini kaderi değiştirecek kadar Hititler kolay. Tabii ki bir Anadolu'daki bir Hitit imparatorluğunun kaderi değişiyor. Diğer taraftan baktığımızda mesela orada kaderin değişmesinin sebeplerinden birisi Hititlerle mesela Mısırlılar savaşıyorlar. Kadeş Savaşı. Evet. Mesela orada ciddi bir şekilde Hititler yara alıyorlar. Salgınlardan dolayı. Yani ona bakıyoruz mesela tarihte çok iyi bilinen şeylerden birisidir. Hani Spartaküs falan derler ya. Hep bu şey yapılır. Spartalılar da Yunanlılar hep savaş halindedirler. Evet. İşte tarihte en son savaşlarda Penelope savaşları olmuştur. Ve Yunanlılar, Atina devleti, şehir devleti çok güçlü. Spartalılar onlara göre çok zayıflar. Ama Yunan, Atina devletinin askerleri vebaya tutuluyorlar. Yani şöyle diyelim, burada dinleyicilerimiz, takipçilerimiz de şu anekdotu da iyi anlasınlar. 1600'lü yıllara kadar
tarih boyunca olan bütün salgınların büyük bir çoğunluğuna veba demişler. Hepsine hiç veba demiş. Tabii salgın hastalık veba demişler. Ben de onu demiş diyecektim hocam. Hani bunun bir bugün şey korona diyoruz tabii, mesela. Biz bugün her şeyi yani? Ayrı dedim. Neyden kaynaklı? Tabii ki o zaman işte orada bu kadar virüs, bakteri, mantar o tür şeyler ayrımı yapılamıyor. Salgın halinde olan her şey veba. Çünkü veba en ölümcüldür. Bu kadar kasıp kavuran, insanları yok eden ancak bir veba olabilir diyorlar. Hatta vebayı da kara veba diyerek de şey yapıyorlar. Derecesine göre mi? Derecesi tabii tabii. Hmm. Yani çünkü tarihte birkaç tane şey var. Mesela orada Yunanlılar güçlü olmalarına rağmen salgın hastalıktan dolayı kaybediyorlar ve Yunanlılar bir daha bellerini doğrultamıyorlar. Spartalılar kazanıyor. Arkasından bakıyoruz mesela şey var. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı yine salgınladır. Bakın Roma İmparatorluğu 165'li yıllar milattan sonra evet. O zamanın Sezar olarak diye Roma'nın mesela Marcus Aurelius Antonion şey yapıyor. Vebadan ölüyor. Kendime Düşünceler kitabı da vardı. İşte bakın evet. Ve vebadan ölüyor. Ondan sonra artık Roma İmparatorluğu bir daha kendisini toparlayamıyor. Niye? Çünkü arkasından ilginçtir. Romalılarla Cermenler savaş halindeler. Evet. Fakat salgın hastalıktan dolayı sahaya sürecek askerleri kalmamış. Gidip düşmanlarla olan Cermenlerden kendilerine güvenlik sağlamalarını istiyorlar. Gelin bize destek verin diyorlar. Ve ilginçtir. Kendi düşmanlarıyla birlikte daha sonra Roma zayıfladığı için bir devlet kuruyorlar. Buna da Kutsal Roma Cermen Devleti deniliyor. Ve bu kurulan devlet 800 yıl dünyada cari oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir salgın hastalık, bir imparatorluğu ki Dünya İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu yok ediyor, parçalıyor. Düşmanına, bakın düşmanına kendisini mahkum ediyor ve onunla birlikte mecburen bir devlet kurarak hayatta kalıyorlar. Evet. Diğer taraftan mesela çok iyi bilinen Justinian, şey vardır ki bu bizi de ilgilendiriyor çünkü İstanbul'dur. O zaman Konstantinopol'de yani evet. İstanbul'da korkunç bir veba. Dünyanın görüp görebileceği en böyle büyük vebalardan, salgınlardan birisi. Ve Justinian da kendisi de hasta oluyor. Hı-hı. Gerçi kendisi ölmüyor, kurtuluyor hastalıktan. Ama hayalindeki Doğu Roma ile Batı Roma'yı. Yani Bizans'la İtalya Roma'yı birleştirme projesi var. Çok büyük bir proje. O proje hepsi bitiyor. Çünkü elinde savaşacak asker yok. Ve yavaş yavaş Bizans'tan dolayı askerlerini orada salgından dolayı kaybettiği için Bizans gücünü kaybederek etraftan birçok devletçikler kuruluyor. İlginçtir. Evet. Bakın bu benim bahsettiğim tarih 500 şeyli yıllar, 540'lı yıllar. Milattan sonra 540'lı yıllar. Tabii tabii. Ama bu 200 yıl kadar sürüyor bu salgının süresi. 200 yıl bakın. Hocam lokal salgınlar mı bunlar? Yok. Genel olarak? Birçok devleti etkiliyor ama bu kadar dünyadaki gibi şu anda bütün 196 ülkeyi korona gibi etkileyen henüz olmamıştır. Şimdi ona da bahsedeceğim. Evet. Şimdi Justinian şeyinde ilginç olan şey şu. Yani orada özellikle İslam dünyasında İslam yeniden doğmuştur. Henüz daha yeni doğum halindedir. Peygamber evet. Efendimiz doğum. Bakın Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu salgın hastalıklarla kırıldığı ve İslam'daki özellikle o temizlik anlayışından dolayı hastalıkların az görülmesi vesilesiyle orduları büyük oranda Bizans'a hücum ediyorlar ve Bizans'ın büyük toprakları ele geçiriliyor İslam coğrafyası tarafından. Emeviler döneminde de dahil olmak üzere. Sasaniler yok ediliyor İran, Pers. Evet. Şimdi bakın onlar bir taraftan bu şeylerle özellikle salgın hastalıklarla kırılırken İslam orduları o bölgelere akın akın gidiyorlar. Hastalık da kendilerinde olmadığı için oraları fethediyorlar. İslam'ın yayılmasının önemli sebeplerinden birisi de budur. Evet. O dönemdeki salgın hastalıklar o orduları hepsi yerle bir ediyor. Fakat İslam ordusunda temizlik anlayışı içerisinde çok fazla henüz daha salgın hastalıklar olmadığı için o bölgelerde güçlü orduyla birlikte oraları fethediyorlar. İslam'ın yayılışı böyle. Şimdi ilginçtir mesela tarihte çok böyle alt üst ediyor her şeyi. Moğol istilası vardır. Evet. 1300'lü yıllarda, 1340'lı yıllar yanlış hatırlamıyorsam büyük Moğol istilasında Çin'i istila ediyorlar, yok ediyorlar, ele geçiriyorlar. Orada var olan hastalıklar bir rivayete göre bu vebadır, bir rivayete göre de salgın çiçek hastalığıdır. Hmm.
akınlarla birlikte geliyorlar ordular. Kırım'a kadar geliyorlar. Kırım'da o zaman Karadeniz. Cenevizler var. Hı-hı. Cenevizler aynı zamanda denizcilikle meşguller. Çok iyi denizciler. Ki geçmişte hep deniz yollarıyla bulaşmıştır salgın hastalıklar. Bu da ilginçtir. Evet. Niye? Çünkü ticaretler daha çok deniz yollarıyla oluyordu. Kırım'a geliyorlar. O zaman Feke var. Cenevizlerin elinde. Çok güçlü bir kale. Ele geçiremiyorlar. Ele geçiremeyince bakıyorlar olacak gibi değil. Kendi içlerinde salgın hastalığa, vebaya tutulmuş olan ölenleri alıyorlar mancınıkla. Direkt kalelerin içerisine atıyorlar. Onlar da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çünkü içeriden muhkem bir şekilde nasıl olsa diyorlar bunlar bizi ele geçiremezler. Biz dayanırız, çekip giderler. Evet. Böylece bakın tarihteki ilk biyolojik savaşlardan birisi bu oluyor. Bakın biyoterörizm dediğim şey. Böylece oraya hastalık bulaşınca artık onlar da çaresiz kalıyorlar ve kaçmaya başlıyorlar. Kaçarken Fekeliler yani Cenevizliler gemilerle birlikte her gittiği yere, İtalya'ya, Sicilya'ya, bütün gittikleri yerlere, Avrupa'ya bu hastalığı yayıyorlar. Yayıyorlar. Bakın Çin'de başlayan hastalık Moğollarla birlikte Feke'de yani Kırım'da oradan Avrupa'ya bir yayılıyor. Avrupa'nın üçte bir nüfusu yok oluyor. Oh. Bakın Avrupa'nın üçte bir nüfusu, 150 milyon nüfus var o dönemlerde Avrupa içerisinde toplam ve 50 milyona yakın insan ölüyor. Yine Çin'de başlıyor. Hocam. Tabii oradan başlıyor. Evet. Bakın ilginçtir. Şeydeki de mesela Atinalılarla şeyleri mesela Perslerin savaşları vardır. Orada da yine. Çünkü Haçlılarla ilgili olan savaşta da yine oradan gelen. Çünkü o bölgelerde daha çok hayvan hastalıkları oluyor ve Avrupa'ya yayılıyor. Mesela ilginç olan şeylerden birisi mesela yakın tarihimizde 1918 yılında İspanyol gribi var. Evet. Ki o da İspanyol gribi değil yani İspanya'da başlamamış. Amerika'da çıkmış. Adına İspanyol grubu demişler. Maalesef o ara Birinci Dünya Savaşı içerisinde devletler orduları zafiyet göstermesin, ordularının mukavemeti bozulmasın diye kimse içindeki hastalığı kimseye söylemiyor. Evet. Bunlar da yayınlanmıyor ve o dönemdeki özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasının ana sebeplerden birisi de Almanya'nın yenilmesi değil, zaten Osmanlı yenilmemişti. Hı-hı. Bakın burada da hani tarihten konuşuyoruz ya, tarih bilinci açısından Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmedi. Bakın. Müttefikleri kaybetti. İşte bir, Çanakkale'yi kazanan neresi? Osmanlı. Osmanlı. Bakın Çanakkale büyük bir cepheyi kazandı. Hı-hı. Peki diğer taraftan Kutul Amare'yi kazandık mı? Kazandık. Evet. İngilizleri püskürttük, yerle bir ettik. Evet. Peki diğer taraftan Medine muhasarasını ele geçirebildiler mi? Hayır. Hayır. 6 ay savaş bitmesine rağmen Fahrettin Paşa teslim etmedi. Trablusgarp'ta yine bir şey yapıldı mı? Evet. Yemen cephesinde biraz sıkıntı yaşadık biz büyük oranda. Ama onun dışında bakıyoruz ki Osmanlı yenildi deniyor. Niye? Çünkü Almanya yenildi. Evet. Almanya'nın yenilmesi de savaş olarak değil, salgın hastalık başladı. Alman ordusu kırıldı. Alman ordusu artık direnemez hale gelince geri çekilmek zorunda kaldı. Bakın bir salgın hastalık orduyu püskürtüyor. Biz şunu diyoruz. Tarihte savaşlar kılıç veyahut da işte silahlarla kazanılmamıştır. Büyük oranda yenilmeler salgın hastalık ve kıtlıktan olmuştur. Evet. Tarihin akışı bu tabii, şekilde. Tarihin akışı böyle. İspanyol gribinde de işte bir rivayete göre 50 milyon, bir rivayete göre 102 milyon insan ölüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünya nüfusunun %3'ü ölüyor. Evet. Şimdi başta dönecek olursak hani dedim ya bu kadar ölümler fazla bir şey değil. Biz şok dönemindeyiz. Bu dijital çağda bize çok büyük bir salgın gibi geliyor ama tarihte çok çok büyük ölümcül salgınlar olmuştur. Ve dünyanın düzenini değiştirmiş. Neden hocam? Neden tarihte bu kadar çok ölüm olmuş? Tabii. Tedbir almayı mı bilmiyorlar İşte yani? Birkaç sebepten dolayı. Bir, genellikle yerleşik hayat içerisinde şehirler kalabalık. Belli yerlerde lokalize olmuşlar. Hı hı. İkincisi, bir de o dönemlerde bu kadarki gibi hani bolluk yok. Genellikle göçebe hayatı yaşıyorlar. Ve savaşlar içerisinde büyük oranda savaşlar olduğu için kıtlıklar da var. Beslenme alışkanlık bozuklukları var. Sağlık sıkıntıları var. Ve bir de Avrupa o dönemde çok fakir. Evet. Geçmişte en büyük salgınlar Avrupa'da olmuştur. Hatta Avrupalıları Haçlı seferlerine iten en önemli sebeplerin başında fakr-ı zaruretleri içerisinde kurtulup cennet gibi bolluk olan özellikle Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya, Kudüs'e gitmeleri ondandır. Orada gidip bolluğu bulacaklar
iyi yiyecek bulacaklar ve mutlu yaşayacaklar diye Haçlı seferler oraya yönlendiriliyor. Temel amacı yoksa bu. Yani kutsallık falan o apayrı bir şey. Kutsal, kutsallık atfeden şeydir. Papadır. Güdüleyici bir sebep. Tabii güdüleyici sebep. Onlara da siz gideceksiniz orada. Bakın burada kıtlık içerisindesiniz, pislik içerisindesiniz. Hastalıktan, vebadan ölüyorsunuz. Gidin orada yemyeşil, güzel bağ bahçeler ve güzel memleketler var. Orada istediğinizi kazanırsınız ve orada mutlu mutlu yaşarsınız. Şimdi bakın bir şey yani salgın hastalık nasıl tarihin akışını değiştiriyor? Evet. Mesela ilginçtir, tarihin akışını şöyle de bir değiştiriyor. Japonlar 775'li yıllar yanlış hatırlamıyorsam, Japon su çiçeği, Japon çiçeği dediğimiz şey oluyor, salgın oluyor. Ve ilginçtir, Japonlar daha önce şeydirler onlar, çoktan Budizm'e komple geçiyorlar. Evet. Bakın Japonlar o salgından sonra Budizm'i kabul ediyorlar. İlginçtir, Orta Çağ'da da... din değiştiriyorlar. Tabii din değişiyor. Kilise... Özellikle kendisini güçlendirmek adına büyük engizisyonlar kurarken vebaya karşı çare üretemedikleri için protestanlık başlıyor. Evet. Bakın Katolizm tamamen reddediliyor ve yeniden bir din olarak İngiltere ve Avrupa'nın belli kısımlarında protestan bir din anlayışı çıkıyor. Niye? Çünkü sizin din anlayışınız, sizin kiliseniz bizi bu hastalıklardan koruyamıyor ve siz bireysel olarak yani kendi menfaatinizi çalışıyorsunuz, özgürlüğe karşısınız diyerek şey yapıyor. Bir, ikincisi o zamana kadar mesela Justinian bu şeyde artık o kadar insan ölmüş ki tarla çalıştıracak hiç kimse yok. Derebeyler, feodal beyler ne yapacaklar? Kimi çalıştıracaklar? Feodalizm yıkılıyor. Çöküyor. Tabii Avrupa'da feodalizm çıkarak artık ulus devletler olmaya başlıyor. Krallıklar ön plana çıkıyor. Bu da aynı zamanda arkasından yokluk ve mahrumiyetler. Bu defa tarım yapılamayınca sanayi ön plana çıkmaya başlıyor. Sanayi devrimini de destekliyor. Evet. Bakın Rönesans. Evet. Aydınlanma çağı, Orta Çağ'dan kurtuluş yine salgınların üzerinden oluyor. Evet. Yokluklar insanı yeni araçlara itiyor. Evet. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde şu anda Türkiye'de dahil olmak üzere dünyamız bir salgınla karşı karşıya. Ancak bu salgını önemli kılan bizim açımızdan şu bulaş oranı çok yüksek. Bakın SARS grip mikrobu %30. Hocam, ondan önce şimdi feodalizmin yıkılması işte çeşitli çok büyük sosyal etkileşimler yaşanıyor. Veba bu sosyal etkileşimlerin bir bölümü. Değil mi? Yani ana sebebi değil. Değil. Evet. Ama sosyolojiyi, siyasal hayatı ve toplum katmanlarını alt üst ediyor. Şimdi niye tarihi bu kadar önemsiyoruz? Şimdi koronaya gelecek olursak, bakın dünya çalkalanıyor. Evet. Dünyanın doğru bildikleri birçok şey yanlış çıktı. Ve şu anda dünyada algılar yıkılıyor. Çok güçlü Amerika, çaresiz. Çaresiz. Her şeyin dermanı olan özgürlükler ülkesi Avrupa Birliği'nde, hani 20 küsür tane ülke bir araya gelmişlerdi. Tek devletiz diyorlardı ya. Evet. Nerede en büyük bir, en küçük bir ihtiyaç olsa herkes birbirine koşacak deniyordu. Ama korona durumunda İtalya, İspanya, Almanya'ya, Almanya öbürüne ne maske verdi? Sırtını döndü. Hiç bakın hastasını almadı. Türkiye. Dedi ki sen benim vatandaşım değilsin dedi. Kabul etmiyorum. Hani global dünyaydı? Bakın dünyanın yeniden realitesi yazılıyor. Globalizm değil, tam tersine glokalizm geliyor. Evet. Ve ne demek artık, hocam? Glokalizm. Onu da söyleyeceğim. Artık bütün küresel büyük dünya, hani diyorlar diye dünya bir yani küresel dünya tektir. Hı hı. Büyük bir köydür. Biz de bu köyün sahipleriyiz. Evet. Burada bir hareket olsa dünyanın öbür ucunda bu hareket hemen hissedilir. Evet doğru hissediliyor. Zaten hissettiğimiz için şu anda pandemi döneminde özellikle sosyal medyada bu kadar tedirgin oluyoruz. Ölümler çok değil. Ama bulaş oranı yüksek. Bir de bize yükletilen büyük algılar var beyinlerimizde. Ölüm korkusu. Evet. Salgının durdurulama korkusu. Bu da bizi etkiliyor. Şimdi buna baktığımızda mesela ilginçtir. Şeye bakıyoruz. Dijital çağda bu dijital hızlı haberleşmenin avantajı olduğu gibi dezavantajı da büyük bir korku pompalıyor. Evet. Asparagas haberler, tabii şunlar ki, bunlar. İmparatorluklar korkular üzerinden yıkılıyor. Şu anda bir taraftan bilgiyi doğru alırken diğer taraftan da yalan ve yanlış bilgilerle panik atak başlıyor. Hı hı. Ama şunu diyebiliriz. Özetle bu soruyu sorduğunuzda tarih bilgimiz çok önemli. Tarihte var olanları iyi öğrendiğimizde ondan ibret alıp bazı şeyleri bugün de şekillendirebiliriz. Ve geçmişte tarihte nasıl büyük salgınlar dünyanın eksenini kaydırmışsa,
Bugün de aynı şekilde doğuyla batı ekseni değişiyor. Artık gelecek dünya, bu yüzyıl salgın hastalıklarla birlikte batı dünyasının değil doğu dünyasındır. Yükselen değer doğu dünyasıdır. Yükselen değer insanlıktır. Yükselen değer sosyal devletlerdir. Evet. Bakın Amerika'da sigorta firmaları 60'lı yaşların üzerindeki insanlara sigorta yapmak istemiyor. Niye? Çünkü risk şeyi yüksek. Ölürse ne yapacak? Kim ödeyecek onun şeyini? Sigorta parasını. O yüzden bu gibi şeylerde Türkiye gibi sosyal devlet modeli olan ülkeler altyapı yatırımlarıyla, sağlık yatırımlarıyla dünyada en önemli örnek oldular. Evet. Hocam, İbni Haldun'umuz diyor ki bir teorisinde işte devletler doğar, büyür, ölür. Aynen öyle. Böyle canlı diyor, organizma gibidir. Canlı organizma gibidir. Bunun devamında şöyle diyor. Şimdi bir dönem güneş şarkın üzerine doğar, bir dönem batının üzerine doğar. Bu veba belki pandemi süreci, bu bir az önce bahsettiğiniz tarih akışını değiştirdiği gibi güneşin artık şarkın üzerinde doğmaya başlamasına da vesile olur mu? Öyledir sizce? Zaten. Doğaldır. Hani Allah diyor, ayet-i kerimede diyor ki biz bir kısmınızı bir kısmınızın üzerine kıldık diyor. Hani biz devranı aranızda döndeririz. Evet. Bakın ve imtihan ederiz. Şimdi bu önce medeniyetler Mezopotamya'dan çıktı. Arkasından Yunan, Roma medeniyeti geldi. Helenistik medeniyet. Arkasından İslam medeniyeti geldi. Bakın doğu batı, doğu batı gidiyoruz böyle. Arkasından tekrar batı medeniyeti geldi. Ve arkasından şu anda doğu medeniyeti geliyor. Evet. Bu bir sirkülasyondur, bu bir dönüşümdür. Önemli olan doğu dünyası, hikmet dünyası ayağa kalkarken ve önemli başat rolü üstlenirken Türkiye bunun neresinde yer alacak? Asıl büyük mesele o. Türkiye sağlık alanında çok büyük bir öncülük yaptı. Devlet düzeniyle ve sağlıktaki altyapı yatırımlarıyla, sistemiyle ve aynı zamanda iyi bir koordinasyon ve organizasyonuyla. Kesinlikle. Aynı zamanda bakın dikkat ederseniz bu büyük başarımız birileri hazmedemedi ve hemen akabinde ekonomik bir şey yaptılar. Baskı. Baskı yapıyorlar şu anda. Çünkü sağlıkta bu kadar güçlü, organizasyonda bu kadar güçlü. Evet. Ve 50 küsur ülkeye kendi dışında yardım eden bir ülkeyi siz eğer durduramazsanız, ekonomik olarak zorlamazsanız, ekonomisini de toparladığında bu ülkeyi kim tutabilir? Değil mi? Gençlerimiz bu mantıkla baksınlar meseleye. Evet. Peki kıymetli hocam, şimdi korona birçok kurum ve kuruluş, insanlık, Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Evet. Ama bu virüs karşısında modern tıp da çaresiz kaldı. Buna modern tıpın çaresiz kalmasına yönelik sizin de Gaziantep Üniversitesi olarak çalışmalarınız var. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi ismi üzerinde koronavirüsü. Virüsler ilginç. Mesela bakterilerde ilaç var. Antibiyoterapi yapıyorsunuz. Evet. Veya işte mantarlarda. Ama virüsler o kadar ilginç ki hücre içerisine yerleşiyor ve o hücre içerisine yerleştiği anda artık hiçbir ilaç ona etki etmiyor. Tedavi edebilmek için iki yol var. Ya bir aşı bulunacak bunun için veya onun için özel üretilmiş, ona etkili, hücre içine girmeden etkileyecek, hücre içerisine girmesini önleyecek bazı ilaçlar gerekiyor. Şimdi bu konuda denenen ilaçlar çok var ama henüz daha başarılı. Şunu tamamen ortadan, mesela diyelim ki veremin ilacı belli. Evet. Şu anda vebanın ilacı belli. Bu gibi hastalıklarda, çünkü onların antibiyotiği veya diğer aşıları var. Mesela çiçeğin aşısı belli. Belli. Ki bu arada çiçek demişken aklıma gelsin. Geldi. Çiçekten Avrupa, dünya kırılırken, bakın Avrupa mahvolmuş, Avrupa diye bir yer kalmış, orta çağın karanlıkta. Osmanlı döneminde çiçek aşısı yapılıyor ve Osmanlı çiçeği tedavi ediyor. Aynen. Ve çiçek aşısı Osmanlı'dan gidiyor Avrupa'ya. Ve Avrupa ondan sonra kısmen kurtuluyor. Ama bizim gençlerimiz bunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar tabii. Farkında değiller. Ve ilginçtir mesela Pasteur dediğim hani şey var ya, aşı enstitüleri. Pasteur enstitüsünü kurduran Sultan Abdülhamit Han'dır Avrupa'ya. Ben de yeni öğrendim hocam. Bakın ilginçtir. İşte Türkiye'nin, özellikle biz diyoruz ki gençlerimize, bizim mazimizde çok köklü bir geleneğimiz var. Biz böyle 100 yıllık bir ülke değiliz. Mazimizde 2500 yıllık kesintisiz dünyaya hakim olan devletler kurmuşuz. 4000 yıllık da devletçiklerimiz var, 4000 yıla kadar giden. Dolayısıyla bu kadar köklü bir devletin ilimden, bilimden ve fenden uzak olması mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Tam tersine Avrupa Orta Çağı yaşarken Türk İslam devletleri
bilimin zirvesindeydiler. Zirve döneminde. Sorun şu, biz şu anda bunların çoğunun farkında değiliz. Gençlerimiz unutmuşlar. O yüzden diyoruz ki bir gençte tarih bilinci, inancı, bir de dil bilinci olacak. Evet. Bu üçü bir arada olursa o genç nesil geleceğin nesli olacak. Hocam gençlerle alakalı öyle muhabbetimize mi devam edeceğiz olur ikinci bölümde. Şimdi tarihin akışı değişti ya hocam vebadan evet sonra. Az önce ifade ettiniz net olarak. Bu koronadan sonra da değişir, dünya değişecek mi? Sizce değişmiyor mu? Şu anda ulaşılmaz, her istediğini yapabilen, teknolojinin zirvesinde mükemmel devlet Amerika ve Avrupa'ydı değil mi? Evet. Peki şu anda en çok eleştirilen neresi? Yine oralar. Ölümlerini durduramıyorlar. Hatta o kadar ilginç ki ölümlerini gömecek yerleri yok. Soğuk hava depoları, morgları yok. Yoğun bakımları yetmiyor. Evet. Ve artık mümkünse şeylerdeki yaşlı bakım evlerindeki hastaları almıyorlar. Onları bizzat ölüme terk ediyorlar. Bir rapor yayınlandı. Amerika'da birçok yaşlı bakım yerlerinde hepsi ölmüşler. Ve bunlar raporlar yayınlandı. Evet. Şimdi bu aynı zamanda kapitalizm dediğimiz bencilliğin, bireysel yaşamın da iflasıdır. Kesinlikle öyle. Şimdi Türkiye niye başarılı? Çünkü sosyal devletiz. Çünkü maneviyat manevi değil şeyimiz var. Bakın bizde aileler birbirlerine zaten destek verirler. Ve aynı zamanda burada önemli olan şeylerden birisi de şu. Bir taraftan bilim anlamında özellikle bilimsel verilerin doğru kullanılmasıyla hastalıkların kontrol altına alabileceği yönünde de net veriler ortaya çıktı. İşte Türkiye bunun örneği. Evet. Bakın bilim kurulları devletin yönetici erkleriyle birlikte çalıştıkları zaman ortak karar alınarak çok güzel işler yapılabiliyor. Kesinlikle öyle. Diğer taraftan şunu da gördük. Hani global dünyaydı, istediğimiz anda istediğimiz yere ulaşıyorduk. O dolaşmalar aynı zamanda virüsün de çok hızlı ulaşmasına sebep oldu. Hava yolları şu anda ne alemde? Pardon. İflas etti değil mi? İflas ettiler. Bakın bu işin daha görünen yüzü, iceberg'in görünen yüzü. Ekonomik krizler büyük oranda. Bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1925'te büyük dünya buhranı oldu. Evet. Batı dünyasında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1952'de büyük bir ekonomik kriz oldu. Bu şu demektir. Bakın bunun arkasından ekonomik krizler gelecek. Ekonomisini çok ciddi bir şekilde ayakta tutan, tedbirli davranan ve sosyal devlet anlayışıyla birlikte üretimine devam edebilen ülkeler ayakta kalacak. Çok net. Çok net. Peki. Kıymetli hocam, şimdi bir ilahi aramız olacak. Evet. Programımızın yarısına geldik, müsaade ederseniz. Olur, memnuniyetle. Programımızın ikinci yarısında gençliğe yönelik bir muhabbetimiz olacak inşallah. Fatih hocam sendeyiz, buyurun abi. Teşekkür ediyoruz Fatih hocama da. Hocam ben teşekkür ediyorum. O kadar akıcı ve güzel ifadelerin ardından aslında eserimize başlamak biraz hicap duyuyorum ama estağfurullah, tam tersine iyi olur. Her bir çiçek bin naz ile öger Hakk'ı niyaz ile. Her bir çiçek bin naz ile öger Hakk'ı niyaz ile. Bu kuşlar hoş avaz ile o padişahı zikreder hu. Bu kuşlar hoş avaz ile o padişahı zikreder hu. Bildik gelen geçer imiş, bildik konan göçer imiş. Aşk şarabı içer imiş, bu manadan her kim duyar hu. Aşk şarabı içermiş, bu manadan her kim duyar hu. Ey aşk eri aç gözünü, nazar eyle yeryüzünü hu. Ey aşk eri aç gözünü,
nazar eyle yeryüzünü. Gör bu latif çiçekleri, bezenüben gelip geçer hu. Gör bu latif çiçekleri, bezenüben gelip geçer hu. Bildik gelen geçer imiş, bildik konan göçer imiş. Bildik gelen geçer imiş, bildik konan göçer imiş. Aşk şarabı içer imiş, bu manadan her kim duyar hu. Aşk şarabı içer imiş, bu manadan her kim duyar hu. Her bir çiçek bin naz ile öger Hakk'ı niyaz ile hu. Her bir çiçek bin naz ile öger Hakk'ı niyaz ile hu. Bu kuşlar hoş avaz ile o padişahı zikreder hu. Bu kuşlar hoş avaz ile o padişahı zikreder hu. Hu Allahümme salli alel Mustafa. Hu Nebi yani seme va bir sefa. Bu çırağı mescidi mihrabı minber. Bu Ebu Bekir Ömer Osman Can Haydar. Hu Allahümme salli alel Mustafa. Hu Nebi yani seme va bir sefa. Bu çırağı mescidi mihrabı minber. Bu Ebu Bekir Ömer Osman Can Haydar. Hu Allahümme salli alel Mustafa. Hu Nebi yani seme va bir sefa. Bu çırağı mescidi mihrabı minber. Bu Ebu Bekir Ömer Osman Can Haydar. Yüreğine sağlık abi. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Değerli izleyenlerimiz, yayınlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Kale Burcu'nda Ramazan Söyleşileri programındayız. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür hocamız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Programın ikinci bölümündeyiz. Evet. Hocam birçok soru gelmiş. Arkadaşlarımız arasından elemişler. Şimdi gençlikle alakalı konuşacağız ama... Evet. Sorularla isterseniz devam edelim. Olur, öyle yapalım. Mesajlar var. Şeker gibi bir sunum ile baklava tadında bir program. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah demişler. Mustafa Ergüleç. Selamlarını iletenler var hocam. Hayırlı iftarlar dileyenler var. Allah razı olsun. Mevlam ilminizi artırsın. Çok istifade ediyoruz demiş Özge Bilgen. Teşekkür ediyoruz. Bir sorulara bakalım. Evet. Derya Hanım demiş ki annenize yardımcı olacak bir kız evladı yokken 6 erkek evlat yetiştirmek zor olmuştur. Annenizin hakkını ödeyemezsiniz hocam. Teyzemize Allah rahmet eylesin demiş. Amin, amin. Dua niyetinde kabul ediyorum. Eyvallah, var olun. Facebook'tan gelen bir soru vardı hocam sizinle alakalı. Küçükken mesleki çıraklık yaptı mı Ali Gür hocamız demişti birisi. Yaptınız mı?
Yaptım. Ne yaptınız Yani hocam? o zaman tabii ki 6 tane çocuğu okutmak kolay değil. Tabii. Yani ben şey yaptım, boyacılık yaptım. Yani şeyden İmam Hatip okuyordum o zaman, orta kısımdaydım. Dördüncü sınıftan itibaren orta sona kadar boyacılık yaptım. Ayakkabı Tabii boyacılığı. tabii yaptım. Maşallah. Pekala hocam, Mehmet Bey'in sorusu. Üniversite gençliğinin milli manevi donanımını artırmaya yönelik neler yapıyorsunuz? Bir programınız var mı demiş. Şimdi özellikle bu koronadan önce üniversitemizde çok fazla sayıda kültürel, sanatsal, milli manevi değerlerimizi de ön plana çıkaran programlar yapıyorduk. Hatta Evet. şehrin özellikle Büyükşehir Belediye'mizle beraber birçok kurumlarımızla beraber ortak programlar yapıyorduk. Bu çok güzel oldu. Ben bu noktada da özellikle size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani korona her ne kadar sosyal mesafeleri, daha doğrusu fiziki mesafe, bunu da özellikle Evet. dinleyicilerimize belirteyim. Yani sosyal mesafe diye bir kavram değil. Fiziki mesafe koyuyoruz biz. Yoksa sosyal mesafe annenize, babanıza, arkadaşınıza aramayacak mısınız? Harika. Vallahi çok iyi Bakın, tanımladınız hocam. sosyal mesafe değil, fiziki mesafeye dikkat edeceğiz biz. Evet. Sosyal mesafe her zaman vardır. Yani o sosyal mesafeyi mümkün olduğu kadar sıkı tutuyoruz biz. O konuda yanlış bilgilendirme olmasın. Diğer taraftan özellikle gençlerimiz bu süreç içerisinde evde oldukları dönemlerde biraz daha kendilerini yetiştirebilirler. Çünkü dışarıya çıkma dönemlerinde kendilerini biraz daha ruh dünyalarını dağıtan, başka işlerle meşgul eden çok şeyler vardı, malayani şeyler vardı. Şimdi evdeler, evde kitaplarını okuyabilirler. Özellikle inanç olarak kendi İslam tarihini çok iyi okuyabilirler ibadetleri açısından. Ve en önemlisi de hiçbir şey yapamasalar güzel belgeseller izlesinler. Evet. Bunu evde sıkıntıdan patlamak yerine tam tersine evde yapamadıkları o zaman mekan sorunu yaşadıkları o durumu evde yapabilecek duruma getirsinler, imkana çevirsinler bunu. Yani Evet. şey açısından baktığımızda milli manevi değerler açısından çok sayıda programlar yapıyoruz. Artı online sistem üzerinden de canlı sosyal medya platformları üzerinden sürekli yapılıyor Sürekli ve yayınlar oluyor. yapılsın. Yani gençlerimiz sosyal medya platformları üzerinden malayani yalan yanlış haberleri birbirlerine retweet etmek yerine bu şekilde canlı yayın programlarıyla arkadaşlarıyla sohbet edebilirler. Gerçekten. Birbirlerini besleyebilirler. Pekala hocam. Uzaktan eğitimle alakalı da Ayşe Hanım'ın bir sorusu var. Öncelikle uzaktan eğitim sürecinde gösterdiğiniz özveriye teşekkür ederiz demiş. Fakat hocam online eğitimden yayın gitmesi nedeniyle soruları çok az sürede çözmek zorunda kaldık. Bu konuda yaşanan bireysel mağduriyetleri gidermek için bir birim oluşturabilecek misiniz demiş. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. 23 Mart'tan itibaren Türkiye'de online sisteme en hızlı geçip kurumsal olarak bunu senkron ders yapabilen nadir bir iki üniversiteden birisi biziz. Bunu da gururla söylüyoruz. Söylüyoruz, hiç tereddüt Evet. etmiyoruz. Şu anda sınavlarımız da online sistemle yapılıyor. Elbette ki teknolojik olarak bazı hani teknoloji nimetleri var ama aynı zamanda da Hı. bazen problem de çıkarabiliyor. Öğrencinin kendisinden kaynaklı olmayan sorunlarda biz zaten onu sistemden görüyoruz. Çünkü öğrencinin bilgisayara ne zaman girdiği, sisteme ne zaman girdiği, hangi tuşa dokunduğu, sistemde ne kadar kaldığı, o soruyu cevaplarken herhangi bir yere bakıp bakmadığı, Hı. onların hepsi kontrol altında olduğu için kendi öğrencinin kendisinden kaynaklı sorunlarda öğrenci sorumludur. Ama sistemden kaynaklı sorunlarda öğrenci hiçbir zaman mağdur edilmez. Onlar gerekli zaman zaten Gauzem dediğimiz uzaktan eğitim merkezimiz tarafından çözülüyor. Mağduriyet yaşadığını düşünen öğrencilerimiz olursa onlar sistemsel sorun düşünüyorsalar hemen dilekçelerini versinler. Biz Gauzem üzerinden onları denetleriz. Hı. Gerçekten öğrenci haklıysa o haklılık payı ölçüsünde de mağduriyetini hemen Evet. gideririz. Sistemsel bir sorundan Tabii kaynaklanan ki. bütün mağduriyetleri giderelim Kesinlikle diyorsunuz. çünkü bu öğrenciyle alakalı değildir. Hı. Öğrenciyi mağdur edemeyiz o konuda. Pekala hocam, teşekkür ederiz. Abdülkadir Kara, kütüphanemiz ne zaman faaliyete geçecek demiş. Şu anda kütüphane tabii ki hemen hızlı bir şekilde faaliyete geçemiyor çünkü çok güzel Gaziantep'in dokusuna da uygun muhteşem bir kütüphane projesi hazırlanıyor. Bir proje var. Tabii tabii proje hazırlanıyor şu anda. Aa, Onun ihalesini de harika. yaptık, projesi de yapılıyor. Projesi çıkar çıkmaz onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Ama tabii ki projeden sonra bunun binasının yapılması bugün başlasak bile 2 yıldan önce olmuyor. Evet. Çünkü büyük, küçük bir şey değil, büyük bir bina. Nereden bakarsanız 25 bin metrekare kapalı olan alanı olan halk kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, müzesi, sinema alanları ve Ay maşallah. 7/24 yaşam alanları dijital kütüphaneyle birlikte harika büyük bir Hocam, kütüphane. Millet Kütüphanesi'ne rakip mi olacaksınız hocam? Keşke o imkanım olsa. Sağ olsunlar. Ama onu iftiharla söylüyoruz. Bizim de milletimizin artık
güzel bir millet kütüphanesi var. Çünkü Çok Avrupa'ya, şükür. Amerika'ya gittiğimizde o kütüphaneleri görünce neden bizde yok diyorduk. En azından bu Boşluğu şeyimiz doldurdu. Boşluğu doldurdu. Ama onun gibi birkaç tane daha olmalı. Kesinlikle. Allah nasip etsin İnşallah. diyelim. Bu da bu zaman diliminin duası olsun Olsun, diyelim. aynen öyle. Peki hocam, Kerem Bey'den bir soru var. Geçenlerde COVID-19 sürecine olumlu katkısının olacağını düşündüğünüz tedavi yöntemi şu an hangi aşamada Tabii. diyor. Kerem Bey'i de takip ediyor musun? Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konuda özellikle Türkiye'de COVID hastalarında immün plazmayla, patojenden ayrıştırılmış immün plazmayla tedaviyi gündeme getiren Gaziantep Üniversitesi Türkiye'de. Nedir hocam Şimdi bu yöntem? Bizim yaptığımız şey şu, aşı yok. Maalesef bulamadık henüz. Biraz daha zaman alacak. Evet. Antibiyotik veya diğer tedaviler, alternatifler yok. O zaman en uygun şu anda elimizdeki alternatif plazma tedavisidir. Ancak biz plazma tedavisini yaparken de şunu diyoruz. İçerisindeki var olan mikroplardan temizlenerek, alerjik reaksiyon oluşturan lökosit dediğimiz ak yuvarları da ortadan kaldırarak güvenli bir kan plazma nakli yapalım hastaya. Bunun için Türkiye'de sistem yoktu. Hı hı. Bunu ilk defa biz getirdik. İki tane sistem getirdik. Bu Japonlardan getirdik. Ve bu iki sistemi getirdiğimizde Gaziantep'te vaka az. Allah'tan çok iyi bu. Ama İstanbul, Ankara kırılıyor. Sağlık Bakanlığımızın önerisi, özellikle Kızılay Başkanlığımızın da talebi üzerine, buralarda çok fazla hasta var. Buralara eğer bu sistemi kurarsanız, elinizdeki tek sistemi, daha büyük insanlığa yardımcı olursunuz diyerek görüşmeler yapıldı. Biz de bunu makul gördük ve Kızılay Başkanımız Kerem Bey'le ortak bir protokole imza atarak Türkiye'ye getirilmiş olan ilk ve tek sistemi, iki tane sistemi, birisini Ankara'ya, birisini de İstanbul, Kartal'daki Kızılay merkezlerine kurduk ve orada işler hale geliyor. Dolayısıyla daha güvenli, daha etkili plazma tedavisi COVID hastalarında uygulanıyor. Evet. Ve bunu Türkiye'ye getiren Gaziantep Üniversitesi oldu. Bizim Gaziantep Üniversitesi adına çalışıyor bunlar. Bunu da gururla söylüyoruz. Evet, gururla söylüyoruz. Sadece bu değil. Şu anda Türkiye'de COVID'de, yani korona hastalığında kullanılan bazı dışarıdan getirdiğimiz yabancı ilaçların yerli üretim eşdeğerli çalışmaları ilk defa Gaziantep Üniversitesi'ne onay verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından iki tane ilaç şu anda Gaziantep Üniversitesi'nde çalışılıyor, devam ediyor. Şu an devam eden çalışmalar. Tabii iki tane. Türkiye'de ilk onaylar bize verildi. Gaziantep Teknoparkımızdaki firmalar şu anda çalışıyorlar. Farmagen büyük firma. Diğer taraftan solunum cihazları büyük, özellikle yoğun bakımdaki solunum cihazları çok pahalı. Hı hı. Zaten Avrupa'nın, Amerika'nın biraz da kırılması, bir hasta çok, yoğun bakım az ve ventilasyon cihazları azdı. O yüzden ölümler çok yüksek oluyordu. Allah'tan biz o konuda çok iyiyiz Türkiye olarak. İşte bu yoğun bakımda kullanacak ventilasyon cihazlarına daha az ihtiyaç olması açısından bireysel olarak portable, yani tek kullanımlık solunum aparatları üretiliyor şu anda. Gaziantep Teknopark'ta, bizim üniversitenin Teknopark'ında Maraşlı bir medikal firmayla beraber ortak üretiyoruz ve bunun parasını da TÜBİTAK veriyor. Evet. Harika. Bunun dışında boğaz nefes yolunu açabilmek için özellikle yoğun bakımlı hastalarda video laringoskop aleti var. Bunu dışarıdan aldığınızda 2500 ile 3500 dolar arasında alıyorsunuz. Biz bunu kendi teknoparkımızda 3 büyük yazıcılarda, özel donanımlı büyük yazıcılar var. Her yerde o yazıcılar yok. Orada kamerasıyla birlikte 200 TL'ye mal ediyoruz. 200 liraya? Evet. Ve bunları üretiyoruz. Şu anda biz o aletleri kullanıyoruz. Muazzam bir şey hocam. Tabii bu. Ki. Tabii. İyi. Yani harika dolayısıyla yani. Burada yeri gelmişken ben şunu da söyleyeyim. Özellikle COVID'li hastalarda şu anda hali hazırda en etkili tedavi şu an için. En azından çaresizliğimizden elde olan tedavi plazma tedavisidir. İmmün plazma yöntemi. Lütfen immün plazma için iyileşen dostlarımız, arkadaşlarımız, hastalarımız kendilerinin dışında biraz faydalı olsunlar. Yoğun bakımdaki hastalara faydalı olmak üzere donör olarak bağış yapsınlar. Evet. Bunun haricinde de normal kan bağışı da yapsınlar Kızılay'ımıza. Çünkü bu süreç içerisinde kan stoklarımızda azalma oldu. Hem üniversitede de bunu yapabilirler, Kızılay Kan Merkezi'nde de yapabilirler. Bu dönemde de ihtiyacımız olan kanı da böylece vatandaşlarımız stoklayabilelim. Evet, buradan duyurumuz olsun arkadaşlar. Hocam, Kocaeli'den, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, Hatay'dan izleyenler varmış. Sağ olsun. Sizlere selamlar ediyorlar. Mahmut Yıldırım, ağabeyimiz.
Tebrikler, çok güzel program demiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Eyvallah. Hocam şimdi benim de merak ettiğim bir mevzu. Başka bir mevzuya geçelim. Gençlikten bahsedeceğiz ama evet, programımızın sonunda bahsedelim istiyorum. Şimdi Gaziantep Üniversitesi, Cerablus'ta, Aziz'de, Afrin'de meslek yüksek okulları, fakülteler kurdu. İnsanlar oradan kaçıp geliyor ama siz oraya eğitim götürme düşüncesiyle oralara gidiyorsunuz hocam. Neden? Şimdi bunu hani şöyle diyelim. Var olan şeyi ortaya koymak bir erdemdir. Çünkü güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Gaziantep Üniversitesi Türkiye'de ilkleri yapan üniversitedir. Evet. Türkiye'de 3 dilde eğitim yapan Arapça, Türkçe, İngilizce tek üniversite Gaziantep Üniversitesi'dir. Bu bir. Aynı zamanda yurt dışında ilk defa kampüs açan, yüksek öğretim kampüsü açan yine Gaziantep Üniversitesi'dir. Bakın bunlar hepsi ilktir. İntern mühendislik kavramını Türkiye'ye tanıtan ve bunun patentini alan yine Gaziantep Üniversitesi. Nedir hocam intern mühendislik? İntern mühendislik dediğimiz şey şu. 7 dönem okulda teorik derslerini görecek. 8. dönemi okulda kalmayacak. Üniversitenin protokol yaptığı dünyanın, Türkiye'nin önde gelen firmalarından birisinde gidip çalışacak. Sabah 8, akşam 6, 7, 8. Bu da üniversite şehir ortaklığını doğuruyor. Tabii ki. Aynen öyle. O firmadan öğrenciyken firmada çalışmayı öğrenecek, firmanın işleyişini öğrenecek, öğrenciyken tecrübe kazanacak. Ve bu büyük bir başarı kazandı. YÖK bunu yaygınlaştırıyor. Birçok üniversite bunu yapmak istiyor ama altyapılar müsait değil. Şu anda 3 tane üniversite patenti bizde olduğu için biz, artı diğer 2 üniversite daha, ücretini, internlük maaşını devlet ödüyor. Evet. Bakın bu kurumsallaştı. Aynı zamanda %68 oranında intern mühendislerimiz iş yerinde kalıyorlar. Kalıyorlar. İş buluyorlar. Yani, İşsizliğin olduğu bir ortamda bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Tabii tabii. Yani staj yaptıkları yerde iş sahibi oluyorlar. Tabii mükemmel bir şey. Bu da harika bir şey. Dolayısıyla Suriye tekrar gelecek olursak, evet hocam, önce Cerablus'ta kurduk meslek yüksek okulu. Arkasından bir yıl sonra Elbap'ta İktisat Fakültesi, Afrin'de Eğitim Fakültesi, Aziz'de İslami İlimler Fakültesi. Biz şunu diyoruz. Türkiye orada devlet olarak çok büyük hizmetler sunuyor. O insanların göçle gelenleri burada biz bağrımızda zaten onlara her türlü desteği veriyoruz. 3,5 milyon insanı. Ama artık buraya gelmesinler istiyoruz. Evet. Orada kalsınlar. Orada güvenlikli bölgelerde olsunlar. Vatanlarından ayrılmasınlar. Ancak onlar kaldıkları zaman oradaki çocuklar okumayacaklar mı? İşte onların yüksek öğretime de ihtiyaçları var. Biz de hani o insanlar mağdur olmasın, her insanın okuma doğal hakkıdır, eğitim kutsal hakkıdır. Onların ayağına götürerek onları da dünya kamuoyunda hem Türkiye'nin elini güçlendirdik. Bakın biz buraları güvenlikli bölge ilan ederken bütün kurumları yerine getiriyoruz. Bunların yaşam kalitelerini yükseltiriyoruz. Hatta çok zor olmasına rağmen yüksek öğretimi ayaklarına getirerek onlara üniversite açtık burada. Çok büyük hizmet. Kesinlikle. Bakın devletimizin çok büyük bir önemli algısını hocam, yapıyoruz. Hocam ekmeğin bulunmadığı yerde eğitim götürmüşsün. Eğitim veriliyor. Yani. Ve biz şunu diyoruz. Savaşlar ilelebet devam etmez. Zulüm ilelebet devam etmez. Evet. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Bu zulüm bitecek. Suriye sulh ve sükunete kavuştuğu zaman orayı imar ve inşa edecek. Orada bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler olacak. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Tabii ki. Bakın bundan da hani nesil diyoruz ya. Suriye'yi inşa edecek. Oradaki insanları gelecekte Suriye'ye faydalı olacak öğretmenini, sağlıkçılarını, iktisatçılarını, din adamlarını. DAEŞ'e kurban veriyorduk biz o insanların birçoğunu. Evet. Radikalizmden uzaklaştıracak, nötr ve gerçekten Allah'ın istediği dini anlatacak din adamlarını biz orada yetiştiriyoruz. Şunu diyebiliyor musunuz hocam? Biz gitmeseydik DAEŞ gelecekti. Öyle de, zaten öyle değil miydi? Evet. DAEŞ vardı. Biz gidip oradan DAEŞ'i temizledik. Biz istiyoruz ki orada sağlam inançlar olsun, sağlam bir eğitim kadrosu olsun ki bir daha DAEŞ gibi terörist gruplar, radikal gruplar o insanlara zulmetmeye kalkmasın orada. İnsan hayatı gitmesin, insanlar ölmesin. Süreç nasıl gelişti peki hocam? Şu süreç, an akademisyenler... Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle bir de şunu da bir şey yapalım. O bölgede kurulacak olan yüksek öğretimde tek yetkili Gaziantep Üniversitesi. Başka yok. Ve yok. Hatay Bakın, Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay sınırı var, şey var. Burada çünkü biz özellikle Arapça lisans eğitimindeki tecrübemiz, orada Cerablus'taki başarımız ki toplamda şu anda 739 öğrenci var Suriye tarafında.
Bunların daha birinci sınıf, yani dördüncü sınıflara geldikleri zaman orada hiçbir yeni bölüm açmasak bile mevcut bölümlerle 1800 öğrenci olacak. Mevcut bölümlerle şu an 1800 öğrenci. Yani mevcut. Hani şeyler olacak ya, şu anda daha birinci sınıftalar. Dördüncü sınıfları da olduğu zaman, dört yıl sonra orada bir yeni bir bölüm bile açmasanız 1800 öğrenciye siz yüksek öğretim veriyorsunuz. Ki bu daha başlangıç. Daha evet. Geriden gelecek. Hedefimiz ne orada? İleride orası tam güvenlikli olarak şey yapıldıktan sonra oranın Gaziantep Üniversitesi'nin hamiliğinde bağımsız bir üniversite oluşmasıdır. Suriye'nin içerisinde. Evet. Yani bu çok önemli bir... Yeni bir proje var mı peki? Tabii. Yavaş, sağ olsun Cumhurbaşkanımızla bunu görüştükten sonra Cerablus'ta açılmasına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karar verildi. Biz de hemen hızlı bu işe girdik. Hep sorulan soru şu. Öğrenci olacak mı? Evet, öğrenci zaten fazla. Bizim kontenjanımız yetmiyor onları alacak kadar. İkincisi, orada alınan öğrenciler de dahil olmak üzere YÖS sınavı olmadan, yani yabancı öğrenci seçme sınavı olmadan bir öğrenci alınmamıştır buraya. Evet. Puanlar sabittir. Kesme puanı, yani üst puanı, o puanın altında olanların hiçbirisi kaydedilmemiştir. Evet. Şöyle düşünelim, yani oradaki kontenjanımız Cerablus'ta 150 kontenjandı, pardon 220 kontenjandı, biz 150 öğrenci aldık, 350 başvuru olmasına rağmen. Niye? Çünkü puanı tutmadı, almadık. Keşke onları da alabilseydik diyor musunuz? İşte ama şey var, biz şeyimizden vazgeçmiyoruz. Çünkü biz Gaziantep Üniversitesi'nde uluslararası diploma veriyoruz. Bu diploma her kaliteden, yerde geçerli. Nitelikten, kaliteden ödün vermek yok. Ödün vermek yok. Hocaları nereden bulduk? 12 tane Cerablus'a hoca alacağız. 36 tane de Elbap, Azez, Afrin'e hoca alacaktık. Müracaat eden 36 tane 592 kişi. Ve bunlar doktora ve üstü. Oy maşallah. Yani hoca açısından, akademisyen açısından hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine birçok insan şu anda değerli olmasına rağmen iş imkanı bulamıyorlar. Evet. İnşallah nitelikten asla ödün vermeden asla. Çok daha fazla insana dokunma imkanı kesinlikle hedefimiz o zaten. Ulaşabiliriz diyelim. Öyle inşallah. Sayın hocam, bir dakikamız kaldı iftara. Evet. Şimdi gençlik için son ne söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alalım. Fatih hocamız bize bir dua ettirsin. Evet. Sonra iftarımızı yani yaparız. Sonuç inşallah. Olarak gençlerimiz dil bilinci, tarih bilinci, inanç bilinci, bu üçünü bir arada götürecekler. Okuyacaklar, okuyacaklar, okuyacaklar. Bilgileri fast food olarak internetten değil, sağlam ve muhkem kaynaklardan öğrenecekler, paylaşmayı öğrenecekler. Teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam bomba atılıyor, irkilmeyin. Evet, tamam. Buyurun Fatih abi. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene. حسنته وفي الآخرة حسنته وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin vermiş olduğun rızıkla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun senden gelen nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, annemi, babamı, devletimi, milletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Amin. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Allah'ım, amin. Senin her şeye gücün yeter. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Değerli izleyenlerimiz, Gazi şehrimizin Gazi evlatları, bugün de iftarımızı açmayı Allah bizlere nasip eyledi. Kale Burcu'nda Ramazan Söyleşileri programımızın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği Kale Burcu'nda Ramazan Söyleşileri programının bugün de sonuna geldik. Bugün konuğumuz sağ olsunlar Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür hocamızdı. Bizleri kırmadılar, geldiler, muhabbet eyledik. Yarın bir başka konu ve konukla yeniden görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın, huzurla kalın. Hayırlı iftarlar olsun efendim. Hayırlı iftarlar, hoşça kalın.